Merhaba, bu videoda birçok okurun ortak problemi olan okuduğumuz kitapları bir süre sonra unutuyor olmanın verdiği sıkıntıdan ve bunu en aza indirebilmek için neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Değineceğim konuların uygulanabilir olduğunu görmeniz için de birebir hayatımda uyguladığım yöntemlerden bahsedeceğim size. Fakat öncelikle şu konuda bir fikir birliğine varabiliriz sanıyorum. Bazı okurlar bu problemin kendilerine has olduğunu düşünüyorlar. Hayır, bu hemen her okurun yaşadığı bir sıkıntı. Bazı okurlarda kendini daha erken, bazı okurlarda kendini daha geç gösteren bir problem. Fakat zaman içinde okuduğumuz kitapların etkisi büyük oranda yitip gidiyor, azalıyor. Peki biz okurlar olarak bunu en aza indirebilmek için neler yapabiliriz? Öncelikle bir kitabı daha okumaya başlamadan önce o kitabı neden aldığımızı, neden okumak istediğimizi bilmeliyiz. Sevdiğimiz yazarın yeni çıkan bir kitabı olduğu için mi almak, okumak istedik? Daha önce okuduğumuz bir kitapta adı geçtiği için mi merak edip kenara not aldığımız, sonrasında edindiğimiz bir kitaptı? Ya da değer verdiğimiz biri tarafından mı kitap bize hediye edildi? Öncelikle bunu bilmeliyiz. Örneğin ben Oblomov'u Tutunamayanları okuyup bitirdikten sonra merak edip edinmiştim. Hafızamda bu iki kitabı birbiriyle ilişkilendirdiğim için de Oblomov'un içeriğini hatırlamak konusunda daha az sıkıntı yaşıyorum. Ya da adıma imzalatılan kitapların içeriğini hatırlamak konusunda yine daha az sıkıntı yaşıyorum. Çocukluğumuzda mesela öğretmenlerimizin talebiyle okuduğumuz kitapları hep daha kolay hatırlarız. Yani söylemeye çalıştığım şey aslında şu: okuduğumuz kitapları bir anıyla ya da bir duyguyla ilişkilendirirsek ya da bir mekanla ilişkilendirirsek bu kitabın içeriğini hatırlamak konusunda da bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Hakan, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hakan, beni duyuyor musun? Bana mı seslendin? Evet, evet sana söylüyorum. Nasıl yani, şu an sesimi duyabiliyor musun? Tamam. Fikirlerimi söyleyeyim. Bence unutmak çok olağan bir süreç. Yani yaşamımız boyunca iyi olan ve kötü olan birçok şeyi unutuyoruz. Kaçınılmaz olarak kitaplar da bunun bir parçası oluyor. Elbette tamam, öyle kalsın unutuyorsak ne yapalım demek yanlış. En azından daha fazla hatırlayabilmek adına bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet Hakan, vurguladığın noktaların önemli olduğunu düşünüyorum ve izninle bir ekleme yapmak istiyorum. Bir kitabı bitirdikten sonra üzerine düşünmek için kendimize zaman tanımalıyız. Kitabın içeriğini düşünebiliriz, yazarın hikayesini araştırabiliriz ya da bazen görmeyebilirsek eğer kitapların içinden araştırmamız gereken konular çıkabiliyor. Bu tarafa yönelebiliriz. Bunun dışında üzerine okuma yapabiliriz. Okuduğumuz, bitirdiğimiz kitapla ilgili analizleri, inceleme yazılarını, eleştirileri okuyabiliriz. Bu hem bizim görmediğimiz bir açıdan kitabı görmemizi sağlar, fark etmediğimiz noktalara dikkatimizi çeker. Hem de bu eleştiri yazıları aynı zamanda bir kitap nasıl ele alınır, nasıl incelenir, nasıl değerlendirilir bu konuda da bize fikir verecektir diye düşünüyorum. Çok güzel bir konuya değindin. Eseri tamamladıktan sonra o esere dair tekrar bir inceleme, araştırma yapmak, pekiştirme sürecini bence çok olumlu yönde etkileyecektir. Bununla beraber farklı eleştirileri, incelemeleri görmek ise bizim daha iyi bir okur olmamızı sağlayabilir. Benim bu konuda izlediğim birkaç yol var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birinci yol, kitabı tamamladıktan sonra işte beğendiğim yerlerin altını çizmek yerine not alıyorum. Onları kitabın arkasında bir blok notu not alıyorum. Aynı zamanda tarihi not alıyorum. Bu hem kitapla daha fazla etkileşim sağlamamı sağlıyor. Aynı zamanda 5-10 yıl sonra kitap okumaya karar verdiğimde de acaba Hakan o kitabı okurken o zaman ne düşünmüştü? Algısını kendi kendime yaratabiliyorum. Şimdi ne düşüneceğim acaba? Ve izlediğim bir başka yol var. Bu yol bana çok keyif veriyor sinemayla ilgili. Eğer bir roman okuyorsam ve o eserin bir sinema uyarlaması varsa onu izlemek. Hatta eseri çok beğendiysem böyle tüm sinema uyarlamalarını izlerken bulabiliyorum kendimi. Evet, sinema ayrı bir sektör ve ayrı bir sanat dalı. Tümüyle romanın oraya uyarlanmasını bekleyemeyiz. Ama yine de görsel bir iletişim, işte hayal ettiğim, acaba benim hayal ettiğim gibi mi de hayal etmiş onlar veya farklı bir bakış açısıyla bakmış mı gibi kendi kendime sorular sormamı sağlıyor. Bir şekilde romanla olan ilgimi, alakamı arttırıyor. Bunun da faydalı olacağını düşünüyorum. Haklısın Hakan, bunun yararlı olacağını ben de düşünüyorum. Varsa film uyarlamasını izlemek, kitapta okuduğumuz hikayenin görsel hafızamıza da yerleşmesini sağlayacaktır ve bu da kitabın içeriğini hatırlamak konusunda bize muhakkak yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak benim daha önce de sıklıkla vurguladığım bir konu var, o da defter kullanımı. Kendinize kitap günlükleri oluşturabilirsiniz. Dilerseniz sadece okuduğunuz kitapları listelemek için kullanabilirsiniz bu defterinizi. Dilerseniz alıntılar ekleyebilirsiniz ya da bitirdiğiniz kitaplar
eserle ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi kısa cümlelerle bile olsa yazabilirsiniz. Bunları defter üzerinden yapmak istemezseniz günümüzde dijital platformlar üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bin Kitap uygulaması mesela ya da Goodreads üzerinden kitap günlüklerinizi tutabilirsiniz. Okuduğunuz kitaplarla ilgili alıntılar ekleyebilirsiniz, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz, kitaplara puan verebilirsiniz ve sizinle aynı türden kitaplar okuyan insanlarla etkileşim halinde olabilirsiniz. Ben tüm bunların yararlı olacağını düşünüyorum. Hakan, katılıyor musun bana bu konuda? Kesinlikle öyle. Artık günümüzde sosyal ağlarda çok fazla vakit harcıyoruz ve bu vakti nispeten verimli bir şekilde harcayabilme şansına sahibiz. Kitaplar üzerine kurulmuş sosyal ağlar burada ön plana çıkıyor. Hem orada başka yeni eserler keşfetme şansına sahip olurken aynı zamanda da öyle ya da böyle bir şekilde okuduğumuz eserler de sürekli olarak karşımıza çıkacak. Keşfetmediğimiz alıntılar, belki okurken gözden kaçırdığımız alıntılar, onları görme şansımız olacak. Bir şekilde kitapla olan iletişimimiz, etkileşimimiz devam edecek ve bu gözümüzün önünde daha fazla olacağı için unutmamamız adına hanemize bir artı daha yazılacak demektir. Bana kalırsa en verimli yöntem kitap okuduktan sonra yalnızca okumakla kalmayıp okuduklarımız üzerinden bir üretim gerçekleştirebilmek. Bunun bir örneği yazı yazmak olabilir. Araştırmalarımızı yapıp kitabımızı okuduktan sonra duygu ve düşüncelerimizi yazıya dökebiliriz. Kendimden örnek verdiğim şekilde. Bunu illa yayınlamak zorunda değilsiniz ama sizin için gelecekte kitabı hatırlamaya çalıştığınızda çok güçlü bir referans olacaktır diye düşünüyorum. Benim bu konu hakkında vurgulamak istediğim noktalar bunlardı. Kendi hayatımda birebir uyguladığım yöntemler de aynı zamanda bunlar. Konu hakkında sizden sıklıkla soru alıyorduk son zamanlarda ve bu videoyla yanıtlamak istedik. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Daha güzel içeriklerde buluşmak üzere, hoşça kalın. Vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.